Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf LGS Matematik çarpanlar katlar konusunun 3. kazanının konu anlatımı ve yeni nesil soru çözümleri ile beraberiz. Aralarında asal sayıları ile başlayalım. 9'un tam bölenleri 1, 3 ve 9. 16'nın tam bölenleri 1, 2, 4, 8 ve 16. 9'un ve 16'nın birden başka ortak böleni olmadığından bu sayılara aralarında asal sayılar denir. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar denir. İki sayının aralarında asal sayı olup olmadığını anlamak için tüm bölenlerini bu şekilde teker teker yazmamıza gerek yok. Daha pratik olarak sayıların asal çarpanlarını buluruz. 9'un asal çarpanı 3, 16'nın asal çarpanı 2. Ortak asal çarpanı olmayan sayılar aralarında asal sayılardır. 9'un ve 16'nın ortak asal çarpanı olmadığı için aralarında asal sayılardır deriz. Önem notlarıyla devam edelim. Bu notları bilmek sorulardaki çözüm hızımızı artıracak, soruları daha kısa sürede ve daha pratik çözmemizi sağlayacaktır. Birinci notumuz iki sayının aralarında asal sayı olması için bu sayıların asal sayı olmasına gerek yoktur. Mesela 9 ve 16 asal sayı olmadıkları halde aralarında asal sayıdır. 9'un asal çarpanı 3, 16'nın asal çarpanı 2, ortak asal çarpanları olmadığı için aralarında asal sayılardır. İkinci notumuz ardışık iki doğal sayı aralarında asaldır. 8, 9 gibi, 15, 16 gibi, 21, 22 gibi ardışık doğal sayılar bir dışında ortak böleni olmadığından aralarında asal sayılardır. Ardışık tek sayılarda mesela 3 ve 5 gibi, 11 ve 13 gibi sayılar da aralarında asal sayılardır. Ama ardışık çift sayılar aralarında asal sayı değildir. Çünkü 10 onların yani ardışık çift sayıların en büyük ortak böleni 2'dir. Üçüncü notumuz aralarında asal iki sayının ebobu 1'dir. Mesela 10 ve 27 aralarında asal olduğundan en büyük ortak bölenleri 1'dir. Zaten birden başka ortak bölenleri de yoktur. Dördüncü notumuz aralarında asal iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir. Mesela 5 ve 12 sayıları aralarında asal olduğundan ekokunu bulalım. 5, 12, 2'ye böldüğümüzde 6, 5, 2'ye böldüğümüzde 3, 5, 3'e böleriz 1, 5, 5'e böleriz 1, 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60. Buradaki sayıların hepsini çarpımı bize. 5 ve 12'nin ekokunu verecek. Bu da 60 oluyor. Zaten 5 ve 12'yi çarptığımızda da bize 60'ı verecektir. Sıradaki sorumuz ile devam edelim. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır? A şıkkına baktığımızda 9 ile 14. 9'un asal çarpanı sadece 3 vardır. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7'dir. Ortak asal çarpanları olmadığı için 9 ile 14'e aralarında asal sayıdır deriz. B şıkkına baktığımızda 24 ile 25. 24'ün asal çarpanları 2 ve 3, 25'in asal çarpanı sadece 5 var. Ortak asal çarpanları olmadığı için aralarında asal sayılardır deriz. Aynı zamanda bu sayılara biz ardışık sayılar olduğu için de aralarında asal sayıdır diyebiliriz. C şıkkına baktığımızda 39 ile 48 39'un asal çarpanları 3 ve 13. 48'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Ortak asal çarpanlarından 3 olduğu için bu sayılar aralarında asal sayı değildir deriz. D şıkkına baktığımızda 64 ile 125. 64'ün asal çarpanı sadece 2 vardır. 125'in de asal çarpanı sadece 5 vardır. Ortak asal çarpanları olmadığı için bu sayılara da aralarında asal sayılardır deriz. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. A şıkkına baktığımızda aralarında asal iki sayının ortak bir asal çarpanı yoktur diyor. Doğru bir ifadedir. B şıkkına baktığımızda Farklı iki asal sayı aralarında asaldır. Doğru bir ifadedir. C şıkkına baktığımızda ardışık iki pozitif tam sayı daima aralarında asaldır. Bu da doğru bir ifade. D şıkkına baktığımızda ardışık iki tek pozitif tam sayı daima aralarında asaldır. Bu da doğru bir ifade. E şıkkına baktığımızda ardışık iki çift pozitif tam sayı daima aralarında asaldır. Bu yanlış bir ifade. Çünkü ardışık 2 çift pozitif tam sayının ortak bölenleri 2'dir. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Yukarıda üslü ifadelerin çarpımı şekli verilmiş sayılardan aralarında asal kaç farklı sayı çifti yazılabilir? Aralarında asal sayı çifti yazılabilmesi için ortak asal çarpanları olmamalıdır. A ile B'ye baktığımızda ortak asal çarpanları 5'tir. A ile C'ye baktığımızda Ortak asal çarpanları 3'tür. A ile D'ye baktığımızda ortak asal çarpanları 5 olduğundan bu sayılar aralarında asal sayı çifti olamaz. B ile C'ye baktığımızda ortak asal çarpanları olmadığı için B ile C'yi yazabiliriz. B ile D'ye baktığımızda ortak asal çarpanları 5 olduğundan bu sayılar da aralarında asal sayı olamaz. C ile D'ye baktığımızda Ortak asal çarpanları olmadığı için C ile D'yi de yazabiliriz. Dolayısıyla aralarında asal sayı olan iki tane sayı çifti yazabiliyoruz. Sıradaki sorumuza devam edelim. Alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayılar olduğuna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşittir. Dolayısıyla 48'in çarpanları bize dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunluklarını verecektir. 48'in çarpanlarını bulduğumuzda 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 olmaz 6 çarpı 8'dir. Burada da çarpanları bitmiştir zaten. 1 ve 48 aralarında asal sayıdır. Olur. 2 ve 24 aralarında asal sayı olmadığı için bunları almayız. 3 ve 16 aralarında asal sayıdır. Olur. 4 ve 12 aralarında asal sayı olmadığı için almayız. 6 ve 8 aralarında asal sayı olmadığı için almayız. 1 kısa kenar 48 uzun kenar ise çevresi 2 çarpı 1 artı 48 den 98 cm olarak bulunur. 3 kısa kenar, 16 uzun kenar ise 2 çarpı 3 artı 16'dan 38 santimetre olarak çevre bulunur. Çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 38 santimetre olarak bulunmuş olur. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Aralarında asal iki sayının ebobu ve ekokunun toplamı 121'dir. Sayılardan biri 15 olduğuna göre diğeri kaçtır? Şöyle bir not öğrenmiştik. Aralarında asal iki sayının ebobu 1, ekoku sayıların çarpımı eşittir diye. Aralarında asal iki sayının ebobu 1 olduğuna göre toplamları zaten ebobu ile ekokunun toplamı 121'miş. Ebobu 1 ise 121'den 1'i çıkardığımızda ekoku 120 olmak zorunda. Sayıların çarpımı bize ekoku vereceğine göre e, sayılardan birisi 15 olduğuna göre diğer sayıyı bulmak için ekoku 15 ile böldüğümüzde diğer sayıyı bulmuş oluruz. Dolayısıyla diğer sayımızı 8 olarak buluruz. İrrasyonel yayınları Astromat onlu denemeden çarpanlar katlar yeni nesil soruları ve çözümleri ile devam edelim. Sıradaki sorumuza devam edelim. 240 cm uzunluğunda 6 adet, 180 cm uzunluğunda 10 adet ağaç kütüğü bulunmaktadır. Bu kütükler eş büyüklükteki parçalara ayrılmak isteniyor. Ayırma işlemi için kiralanabilecek iki tip testere her kesim için farklı bir ücretlendirme ile bu işlemi yapar. Kütüklerin hepsi aynı kalınlıkta olup 240 cm uzunluğundakiler elektrikli testere ile 180 cm uzunluğundakiler ise çift kollu testere ile kesilecektir. Bu kesim işlemi için en az kaç TL ödenir? Bu kütükler eş büyüklükteki parçalara ayrılmak isteniyor ve en az ücret verilmek isteniyor. 240'ı ve 180'i bölebileceğimiz en büyük sayıyı bulduğumuzda en az parçayı ve en az kesim yapmış oluruz. 240'ı ve 180'i bölebileceğimiz en büyük sayı yani 240'ın ve 180'in en büyük ortak böleni 60'tır. 240'ı 60'a böldüğümüzde 4 parça elde edilir. 180'i 60'a böldüğümüzde 3 parça elde edilir. 4 parça elde etmek için 3 kesim yaparız. 3 parça elde etmek için 2 kesim yaparız. Çünkü kesim sayısı parça sayısının 1 eksiğidir. 1 kesim yapmak için burada 3 kesimde 1 kesim yapmak için elektrik ile 5 TL ücret ödüyoruz. Yani 3 çarpı 5'ten 1 kütük için 15 TL ücret veririz. Toplam 6 tane kütüğümüz var. 90 TL ücret veririz. 2 kesimde bir kesim için çift kollu testereyle 4 TL ücret ödüyoruz. 2 çarpı 4 TL'den 8 TL bir kütük için veririz. 10 tane kütüğümüz var. Toplam 80 TL ücret veririz. İkisi için toplam vereceğimiz ücret 90 artı 80'den 170 TL ücret ödenir. Yani cevap C. Sıradaki sorumuza devam edelim. İki farklı ninjadan bir tanesi sürekli birinci hareketi, diğeri ise ikinci hareketi çalışmaktadır. Bu iki ninja aynı anda çalışmaya başladıklarına göre ikisinin de hareketlerini üçüncü kez aynı anda yaptıkları süreye kadar toplamda kaç defa hareketler tekrarlanmıştır? Birinci hareket iki saniyede tamamlanıp bir saniye dinlenerek tekrarlanmaktadır. Yani 2 saniye tamamlanıyor, bir saniye dinleniliyor. 2 saniye tamamlanıyor, bir saniye dinleniliyor. Bir hareketten diğer harekete başlayana kadar 3 saniye sürekli süre geçiyor. Dolayısıyla burada 3 saniyenin katlarında bu hareket yapılmış oluyor. İkinci hareket için ise 3 saniyede tamamlanıyor, iki saniye dinleniliyor. 3 saniyede tamamlanıyor, 2 saniye dinleniliyor. Bu şekilde devam ettiğine göre bir hareketten diğerine geçmek için 5 saniye süre geçiyor. Yani ikinci harekette her 5 saniyede bir yapılıyor. Bu iki hareketin aynı anda yapılması demek 3'ün ve 5'in ortak bir katı olacak demek. 3'ün ve 5'in ek okunu bulduğumuzda bunlar ardışık tek sayı olduğu için aralarında asal sayılardır. Ek okları sayıların çarpımına eşit. 3 kere 5'ten 15. saniyede bu iki ninja hareketlerini aynı anda yaparlar. Bu iki ninja aynı anda çalışmaya başladıklarına göre yani birinci hareketlerini yaparak başlıyorlar. Dolayısıyla üçüncü kez aynı anda hareket yapmaları için iki defa daha hareket yapmaları gerekiyor. Aynı anda yani sıfırıncı saniyede başlıyorlar. İki kez daha yapacakları için iki tane 15 saniye geçmesi gerekiyor. 15 çarpı 2'den 30. saniyede Iki, üçüncü kez aynı anda hareketlerini beraber yaparlar. 30 saniye içinde birinci ninja 30'u 3'e böldüğümüzde 10 tane hareket yapar. İkinci ninja 30'u 5'e böldüğümüzde 6 tane hareket yapar. Toplam 10 artı 6'dan 16 tane hareket yaparlar. Yani cevap C. Sıradaki sorumuza devam edelim. Aşağıda limonata ve vişne suyu için hazırlanmış eş kapların hacimleri toplamı 9 litre ile 10 litre arasındadır. Limonata 200 mililitre, vişne suyu 150 ml'lik bardaklara tam dolu olarak servis edildiğinde kaplardaki ürünler tamamen biter. Buna göre servis edilecek limonata için kaç bardak kullanılır? Vişne suyu 150 ml'lik bardaklarda servis edildiğine göre vişne suyunun tamamı 150'nin bir katı olmak zorunda. Limonata 200 mililitrelik bardaklarda servis edildiğine göre limonatanın tamamı 200'ün de bir katı olmak zorunda. Bu iki kap eş olduğu için kapların hacimleri 150'nin ve 200'ün ortak bir katı olmak zorunda. 150'nin ve 200'ün en küçük ortak katını bulduğumuzda 50'ye bölerek başlayabiliriz. 3, 4. 3'e böleriz 1. 4'e böleriz 1. 50'yi 3'ü ve 4'ü çarptığımızda 600 olarak buluruz. Yani bu kapların hacimleri 600'ün bir katı olmak zorunda. 600K, 600K dediğimizde bunların toplam hacmi 1200K yapar. Eş kapların hacimleri toplamı 9 litre ile 10 litre arasındaymış. Ama buradaki mililitre cinsinden olduğu için bunları da mililitre cinsine çevirmemiz gerekiyor. Yani 9000 mililitre ile 10000 mililitre arasında. 1200'ün öyle bir katını bulacağım ki 9000 ile 10000 arasında olacak. 1200'ün 8 katını aldığımızda 1200 çarpı 8'den 9600 mililitre bu kapların toplam hacmi oluyor. 9600'ü 2'ye böldüğümüzde 4800 ml limonata, 4800 ml vişne suyu olur. Bize limonataları servis edeceğimiz bardak sayısını soruyor. 4800 ml'yi 200 ml'lik bardaklara böldüğümüzde 4800 bölü 200'den 24 tane bardak olarak bulunur. Yani cevap B. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Gökhan annesinin doğum gününde yukarıda verilen 80 santimetre ve 84 santimetre uzunluğundaki iki düz çıtayı eşit parçalara bölerek aşağıda verilen yazıyı tahta parçaları ile olabildiğince büyük olarak yazmak istiyor. Gökhan 36 parçadan oluşan bu yazıyı yazdıktan sonra elinde kaç parça çıta kalır? İki düz çıtayı eşit parçalara bölmek istiyorsa 80'in ve 84'ün ortak bölenini bulmamız lazım. En az parça elde edebilmek için de 80'in ve 84'ün en büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. 80'in ve 84'ün en büyük ortak böleni, yani bölebileceğimiz en büyük sayı 4 ile böldüğümüzde 80'i 20 olur. 84'ü 4 ile böldüğümüzde 21 olur. 20'nin ve 21'in ortak bir böleni olmadığı için çıtalarımız 4 santimetrelik eş parçalara bölünür. 80'i 4 santimetrelik parçalara böldüğümüzde 20 tane parça oluşur. 84'ü 4 santimetrelik parçalara böldüğümüzde 21 tane parça oluşur. Dolayısıyla toplam 41 tane parçamız olmuş olur. Bunlardan 36 tanesini iyi ki doğdun yazısı yazmak için kullandığımızda 41'den 36'yı çıkardığımızda 5 tane parça elinde kalır. Yani cevap 5 olur. A. Sıradaki sorumuza devam edelim. Takı tasarımcısı Gökçe, şekildeki gibi yarı çapı 2 tam onda 5 santimetreden fazla olan çember şeklindeki bir bileziğin yarısına çapları 5 milimetre, diğer yarısına ise çapları 6 milimetre olan farklı renkte boncukları aralıksız dizerek bir takı tasarlamıştır. Buna göre Gökçe'nin yaptığı bu tasarımda en az kaç boncuk kullanılmıştır? Bilizliğin yarı çapı 2 tam onda 5 santimetreden fazla ise çevresinin kaç santimetreden fazla olduğunu bulalım ilk önce. 2 çarpı pi'miz 3 yarı çapımız 2 tam onda 5 çarptığımızda 15 santimetre yapar. Birimlerimizi eşitlediğimizde çünkü boncukların çapları milimetre olarak verilmiş 15 santimetreyi milimetreye çevirdiğimizde 150 milimetre yapar. Çünkü 1 santimetre 10 milimetredir. Dolayısıyla bileziğin çevresi 150 milimetreden büyük olacak. Bileziğin yarısına 5 milimetrelik boncuklar diziyoruz. Dolayısıyla bileziğin yarısının uzunluğu 5'in bir katı olmak zorunda. Diğer yarısına ise çapı 6 milimetrelik olan boncuklar diziyoruz. Yani Bileziğin diğer yarısı da altının bir katı olmak zorunda. Bu iki yarı birbirine eşit olduğu için bileziğin yarı uzunlukları 5'in ve 6'nın ortak bir katı olmak zorunda. 5 ve 6 ardışık sayılar oldukları için aralarında asal sayılardır. EKOK'u 30'dur. Yani bileziğin yarısı 30'un bir katı, diğer yarısı da aynı şekilde 30'un bir katı olmak zorunda. Dolayısıyla bileziğin toplam çevresi 60'ın bir katı olmak zorunda. 60'ın öyle bir katını bulacağım ki 150'den büyük olacak. 60'ın 150'den büyük olan katı 3. katıdır. Yani 180 milimetredir. Bileziğin tamamı 180 milimetre ise yarısı 90 milimetre, yarısı 90 milimetredir. 90 milimetreyi 5'e böldüğümüzde 18 tane boncuk bir yarısına 90 milimetreyi 6'ya böldüğümüzde 15 tane boncuk diğer yarısına dizilecek. 15'i ve 18'i topladığımızda toplam 33 tane boncuk dizilmiş olacak. Yani cevap D. Sıradaki sorumuza devam edelim. Seray bir hayvan barınağındaki köpekleri beslemek için mama bağışında bulunmak istemiş ve bağış yapmak için A ve B markaları olmak üzere iki marka arasında kararsız kalmıştır. Bu mamalardan hangisini seçerse seçsin, barınaktaki bir köpeğin günlük protein ihtiyacı aynı miktarda karşılanmaktadır. Seray bu mamalardan A markasını tercih ettiğinde B markasına göre en az kaç kilogram daha fazla mama almış olur? Hangi markayı tercih ederse etsin, aynı miktarda protein ihtiyacını karşılıyorsa A markasındaki ve B markasındaki protein miktarlarının ortak bir katını bulmamız gerekiyor. 40 kilogramlık A markasının %20'si protein ise 40 çarpı 20 bölü 100 yani 40'ın %20'si sıfırları sadeleştirdiğimizde 8 kilogramı proteindir A markasının. 30 kilogramlık B markasının %30'u protein. 30 çarpı 30 bölü yüzden 30'un yüzde 30'u sıfırları sadeleştirdiğimizde 3 kere 3'ten 9 kilogram protein B markasında var. 8'in ve 9'un en küçük ortak katını bulduğumuzda en az kaç kilogram daha fazla mama almış olduğumuzu buluruz. 8'in ve 9'un ekoku 8 ve 9 ardışık sayılar olduğu için aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların ekoku da sayıların çarpımı olduğu için 8 kere 9'dan 72 kilogram protein ihtiyacımız vardır. 72 kilogram proteini almak için A markasından 72'yi 8'e böldüğümüzde 9 tane almamız gerekiyor. B markasından ise 9 kilogram protein olduğu için 72'yi 9'a böldüğümüzde 8 tane almamız gerekiyor. 9 tane her biri 40 kilogramlık olduğu için 9 çarpı 40 kilogramdan A markasından 360 kilogram alabiliriz. 8 tane 30 kilogramlık 8 çarpı 30 kilogramdan B markasından 240 kilogram alırız. Aradaki fark 360'dan 240'ı çıkardığımızda 120 kilogram daha fazla mama almış oluruz. Dolayısıyla cevabımız... C. Son sorumuza devam edelim. Yukarıdaki dijital saat 0900 gösteriyor olup soldaki kutucuklar saati ve sağdaki kutucuklar dakikayı göstermektedir. Saat 10.00 oluncaya kadar kaç kez sol ve sağ kutucuktaki sayılar aralarında asal olur? Saat 10 oluncaya kadar sol kutucuktaki sayı hep 9'dur. Sağ kutucuktaki sayı ise 01, 02, 03 diye en son 59'a kadar gelecek. 59'dan sonra zaten saat 10 olacaktır. Dolayısıyla sağ kutucukta toplam 59 tane sayı değişir. Bizden sol kutucuktaki ve sağ kutucuktaki sayıların kaç defa aralarında asal sayı olduğunu soruyor. İki sayının aralarında asal sayı olması için birden başka ortak pozitif böleni olmaması gerekiyor. Diğer bir deyişle şöyle bir pratik yol izleyebiliriz. İki sayının aralarında asal sayı olması için ortak asal çarpanlarının olmaması gerekir. Soldaki sayı 9. Asal çarpanı 3'tür. Yani sağdaki sayının asal çarpanının 3 olmaması gerekiyor. Diğer bir deyişle sağdaki sayının 3'ün katı olmaması, yani 3 ile tam bölünmemesi gerekiyor. 1'den 59'a kadar 59'un içinde kaç tane 3'ün katı var? Bunu bulduğumuzda kaç sayı ile 9'un aralarında asal sayı olmadığını bulmuş oluruz. 59'u 3'e böldüğümüzde 1 defa var 3, 29'un içinde 9 defa var. 27 kalan 2. 19 tane sayı 1'den 59'a kadar 19 tane sayı 3'ün katıdır. Yani 19 tane sayı 9 ile aralarında asal sayı değildir. 59'dan 19'u çıkardığımızda geriye kalan 40 tane sayı 9 ile aralarında asal sayı olur. Yani cevap C'dir. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.